Sözcüsü Ömer Çelik bu konuyla ilgili açıklama yapıyor. Ediyor. Ve burada yakalandıktan sonra da aldığımız ilk bilgiler doğrudan AK Parti'ye karşı AK Parti binasını hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. Ben kendim işte şu partiye mensubum diye bir parti ismi veriyor. Tabii o sebeple AK Parti'ye karşı olduğunu, o motivasyonla gerçekleştirdiğini söylüyor. Tabii bu şahsın eyleminin kendisinin şu partiye aitim, o yüzden şu motivasyonla yapıyorum demesinin şu aşamada bir önemi yok. Ama esas olan şu, işte ben televizyonlardan izliyordum AK Parti'nin bazı söylemleri sebebiyle bu eylemi gerçekleştirmek istediğim şeklinde bir şeyi var, bir yaklaşımı var. Tabii bunu esas olarak epeydir söylüyoruz. Cumhurbaşkanımıza, partimize karşı kullanılan nefret dilinin, nefret siyasetinin bir belli yerleri tahrik etmek amacına matuf olduğunu ifade ediyoruz. Diğer siyasi partilere yapılan saldırılara, sivil siyasetin her türlü saldırıdan, tacizden korunması gerektiği çerçevesinde biz karşı durmuştuk. Kuşkusuz AK Parti kadroları sürekli olarak meydanlarda, sahada vatandaşlarımızla birlikte olan kadrolar hiçbir şekilde seçim çalışmalarına odaklanmışken bu tip tacizler, provokasyonlar, saldırılar, AK Parti teşkilatları üzerinde zerre kadar geri çekilme ya da sakınma gibi bir duygu yaratmaz. Her ne saldırı olursa olsun, nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, hangi provokasyon olursa olsun, hiçbir şekilde bundan geri adım atmadan sandığa doğru giderken bütün provokasyonlarla mücadele ederek hep birlikte bu seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Demokrasimiz güçlüdür. Sandık siyaseti Türkiye'de son derece güçlüdür. AK Parti 20 yıldır sandık yoluyla mücadelesini veren, demokrasi yoluyla mücadelesini veren çok güçlü bir parti. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu mücadelesi güçlü bir şekilde sürecek. Tabii hemen emniyet güçlerimiz bu saldırganı hızlı bir şekilde yakaladılar. Sorgusu da yapılıyor. İlk ortaya çıkan çerçevede doğrudan AK Parti'yi hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ediyor. AK Parti'yi bilerek buraya dönük olarak bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Gördüğünüz gibi teşkilatlarımız her zamanki gibi sokakta. Çukurova Teşkilatımız, Adana Teşkilatımız, Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatımız seçime giderken bu tip provokasyonlar olacağını bilen bir kadroyuz. Geçmiş yıllardan beri bunun mücadelesini verdik. O sebeple saldırganı hızlı bir biçimde yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Adana güvenli bir şehirdir. Her türlü saldırıya, provokasyona karşı biz sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Bundan sonrasında da daha güçlü bir şekilde sokaklarda olup, meydanlarda olup vatandaşlarımızla daha çok buluşacağız. Sivil siyasetin her türlü provokasyondan, tahrikten uzak tutulması konusunda biz açık ve net bir tutuma sahibiz. Türkiye'nin güvenlik güçleri sandığın korunması, demokratik süreçlerin korunması konusunda son derece hassas. Bundan sonrasında da herkese şunu ifade etmek istiyoruz. Özellikle son bir haftadır, 10 gündür birkaç kere de uyarıda bulundum. Terör örgütlerine söylenmeyen sözlerin, terör örgütlerine birilerinin söylemekten sakındığı sözleri Cumhurbaşkanımıza karşı, partimize karşı, Cumhur İttifakımıza karşı kullanmalarının başlı başına bir provokasyon olduğunu ifade etmiştim. Umarım bundan sonra herkes daha dikkatli olur. Teşkilatlarımız sahadadır. İnşallah 14 Mayıs seçiminde büyük bir demokrasi zaferine imza atmak üzere faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Aynen.